Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizinle beraber Velaspet'in nasıl kullanıldığını öğreneceğiz ve A'dan Z'ye tüm işlemleri size gösteriyor olacağım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi dostlar her şeyden önce problemsiz bir ön satış deneyimi yaşamak istiyorsanız kesinlikle Metamask kullanmanız gerekiyor. Ben mobil cihazlardan da ön satışlara katılmanızı tavsiye etmiyorum. Mümkün mertebe bilgisayar başında olun ve Metamask kullanın arkadaşlar. Çünkü Metamask'la bu işlemler oldukça kolay. Öncelikle Velaspet'te işlem yapacağız. Biliyorsunuz Velaspet'te Velas ağında Vela çalışıyor. Dolayısıyla bizim Metamask'ımızın Velas ağına entegre olması gerekiyor. Dolayısıyla bizler şimdi Metamask cüzdanımıza Velas ağını entegre edeceğiz. Bu nasıl yapacağınızdan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Şimdi dostlar cüzdanınızı açtığınızda en üst tarafta main ethereum ağı yazar. Yani bu cüzdan ethereum ağında çalışmakta. Tekrar üzerine tıkladığınızda geçiş yapabileceğiniz diğer ağları da görebiliyorsunuz. Ben daha önceden polygon ağını eklemişim. Bu videoda sizinle beraber velas ağını da çok kolay bir şekilde ekleyeceğiz. Bu da oldukça kolay. Açıklamalar kısmında bırakacağım. Bu sitenin linkini tıkladığınızda sizi böyle bir sayfaya götürüyor arkadaşlar. Bakın velas ağının yanındaki add butonuna basmanız yeterli. Metamask'ınız açılacak ve sizden network kurulumu için onay isteyecek. Buradaki Approve butonuna bas bastıktan sonra kurulum işlemi gerçekleşmiş oluyor. Switch Network derseniz de mevcut ağdan Velas ağına geçiş yaparsınız. Gördüğünüz gibi şu anda Switch Network diyorum ve artık cüzdanım gördüğünüz gibi Velas ağında üzerine tıkladığımda Polygon yanında Velas'ın da eklendiğini görüyorum. Dilerseniz bu ağları buradan tekrar kaldırabilirsiniz. Bu site içerisinde Polygon ağını, Binance Smart Chain ağını, Avalanche ağını, Phantom ağını, Hobby ağını ve burada aktif olan tüm ağları kolay bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Eskiden bu manuelde Çok daha zordu. Bununla alakalı detaylı bir videom var. Dolayısıyla artık bu işler daha kolay. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi ilk ihtiyacımızı karşıladık. Yani Velas bir üzerinde işlem yapacağımız için MetaMask'ımızı Velas ağı üzerine entegre ettik. Artık bu cüzdanımıza para gönderip stake işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi o adımlardan bahsedelim. Şimdi dostlar cüzdanımıza Velas ağını kurduktan sonra ihtiyacımız olan tek şey Velas Pet ve bu Velas aspetlerinde Velas ağı üzerinde bulunması gerekiyor. Birkaç platformdan Velas BE satın alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Binance Smart Chain üzerinde çalışan PancakeSwap, diğeri Ethereum ağı üzerinde çalışan Uniswap ve burada yer almayan Velas üzerinde çalışan Vanku Swap üzerinden Velas Pet satın alabiliyorsunuz. Vanku Swap üzerinden alırsanız herhangi bir bridge kullanmanız gerekmez. Yani bir yerden bir yere token taşımanız gerekmez. Ama herkesin kullandığı Pancake Swap platformu üzerinden bu işlemlerin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Alternatif olarak da Velas ağı üzerinden de bu işlemlerin nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ne kadar Velas Pet'e ihtiyacımız olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de bu platformun tier seviyeliğine bakmamız gerekmekte. Şöyle aşağıya indiğimde Gördüğünüz gibi tier seviyelerine ulaşıyorum arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane tier seviyesi var. Minimum 20.000 adet velas stake etmeniz gerekiyor ve maksimumda 100.000 adet stake edebiliyorsunuz. 20.000 stake ettiğinizde havuz ağırlığınız 10 iken 100 bin adet Velas per ve stake ettiğinizde havuz ağırlığınız 60 oluyor. Bu üçü de garantili alım hakkı veriyor ama Tier 1 ve Tier 2'nin whitelist doldurma zorunluluğu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer siz stake işlemlerini yaptığınız halde whitelist formunu doldurmazsanız bakın ID'lere katılamazsınız. Onu baştan hatırlatayım. Eğer 100 binin altında bir stake'iniz söz konusuysa kesinlikle whitelist formunu doldurmanız gerekmekte. Evet dolayısıyla minimum 20 bin adet Velas per ve stake etmemiz gerektiğini öğrendik ID'ler için. Dolayısıyla bizler şu anda PancakeSwap platformuna gideceğiz ve Aspecih satın alacağız. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi PancakeSwap platformu Binance Smart Chain alanında çalışıyor. Dolayısıyla cüzdanınızda Binance Smart Chain alanında kurulu olması gerekiyor. Henüz cüzdanınızda Binance Smart Chain alanında kurulu değilse sağ üst tarafta bir kart çıktı. O karttan kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz ya da videonun başına gösterdiğim gibi Binance Smart Chain'in yanındaki Add butonuna basarsanız cüzdanınıza Binance Smart Chain da kurulur. Bu sayfaya ulaştıktan sonra Trade kısmından Exchange bölümüne geliyoruz ve satın alma işlemimizi burada gerçekleştiriyoruz. Bakın BNB ya da BUSD karşılığında alım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben BUSD karşılığında alım yapacağım ama ben buraya gelip de Velaspet yazarsam aradığım token'ı bulamam. Bulsam bile o token'ın gerçek Velaspet olduğundan emin olamam. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Koyu Market e gidip Velaspet'in kontrat adresini alacağız. Dolayısıyla şu anda koyu Market e geçiş yapıyoruz. Bakın koyu Market e giriş yaptım ve buraya gelip Velas yazıyorum. Bakın Velaspet'i buluyorum. Üzerine tıkladığımda kontrat adresleri burada yazıyor. Ben Binance Smart Chain üzerinde işlem yapacağım için Binance Smart Chain alanındaki kontrat adresini kopyalıyorum ve tekrar PancakeSwap platformuna dönüş yapıyorum. PancakeSwap platformuna ulaştıktan sonra buraya tıklayıp biraz önce kopyalamış olduğum kontrat adresini buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Velaspet otomatikman geliyor. Import diyorum. Anladım diyorum ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi Velaspet'in kendisi buraya geldi. Artık ihtiyaç duyduğum sayıda token satın alabilir. Bildiğiniz gibi Velasad'ındaki IDO'lara katılmak için en az 20.000 adet Velaspet'e ihtiyacımız var. Dolayısıyla yaklaşık 20.300 dolarlık bir bedel ediyor bu arkadaşlar. Buradaki rakam gözünüze yüksek gelebilir arkadaşlar ama unutmayın ki bu bir yatırım ve yatırım yaptığınız sürece Velaspet üzerindeki tüm IDO'lara katılım hakkı kazanıyorsunuz. Dolayısıyla birkaç IDO'da aslında buraya yatırdığınız parayı çıkartabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yatırım yaptığınız token da değeri gün geçtikçe artıyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda 80 centlerde olan bu token bugün 1 doların üstünde değere sahip. Dolayısıyla launchpad'lere ay dolar geldikçe launchpad tokenların da değeri artacaktır. Hem tokenınızın değeri artacak hem de velaspet üzerindeki ay katılma hakkı kazanacaksınız ve oradan da bir takım gelirler elde edeceksiniz. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken velas token satın almak. Ben örnek olması adına 10 adet satın alacağım arkadaşlar. Swap butonuna bastıktan sonra confirm swap diyorum. Metamask'ım açılıyor ve buradan onaylayıp işlemimi gerçekleştireceğim. Gerçekleştiriyorum. Birazdan buraya onay butonu düşecek ve işlemin gerçekleştiğini bana söyleyecek. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dolar karşılığında 10 adet Velaspet token satın aldım. Bu aşamadan sonra sahip olduğum tokenları bir içle Velaspet'e taşımam gerekmekte. Bunun için yapmam gereken Velaspet'in sitesine geri dönüş yapmak. Şimdi dostlar Binance Smart Chainal'ından Velaspet'lerimi aldıktan sonra bu tokenları Velaspet'e taşımaya hazırım. Cüzdanım Binance Smart Chainal'ında çalışmakta ve da zaten kurmuştum. Dolayısıyla ihtiyacım olan bridge'e ulaşmak. Bunun için de yapmam gereken Velas Patrimony sayfası'na geldikten sonra Open App butonuna basmak ve ardından bridge butonunu tıklamak. Bridge açıldıktan sonra bizler Binance Smart Chain adından Velas ağına para taşıyacağımız için işlemin böyle olması gerekiyor. Ama yarın bir gün Velas ağından da sahip olduğumuz tokenları Binance Smart Chain'a taşımamız gerekebilir. Onu da baştan söyleyeyim. Buradaki switch butonuna basarsanız Bakın Velas ağından Binance Smart Chain'a token taşıyabilirsiniz ama bizler şu anda Binance Smart Chain'ındaki Velas petlerimizi Velas ağına taşıyacağız. Dolayısıyla Connect Wallet dedikten sonra Metamask'ımı seçiyorum ve gördüğünüz gibi Metamask'ımı aktif olarak görüyor. Aşağıya da otomatikman cüzdanımda Velas ağı kurulduğu için aynı Velas cüzdanını koyabiliyor. Ama siz dilerseniz farklı bir cüzdanını da buraya yapıştırabilirsiniz. Şu anda benim hem Binance Smart Chain'ında hem de Velas ağındaki cüzdan adresim aynı olduğu için otomatikman cüzdanı buraya attı. Daha sonra buradan taşımak istediğiniz token'ı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi platform üzerinde IDOS'u gerçekleşen diğer token'ları da taşımanız mümkün. Dolayısıyla bizler velas pet taşıyacağız. Burada maksimum butona basınca 10 dede tokenımı ben burada görüyorum. Bakın swap butona bastığınızda işlem ücreti olarak sizden 0.02 BNB'lik bir ücret kesintisi yapacağını söylüyor. Bu da yaklaşık 10-15 dolarlık bir ücret. Confirm diyorsunuz. Approve diyorsunuz. Önce ekleme bu işlem için bir onay ücret alınıyor. Bu da 20 cent tekabül ediyor. Onaylıyorsunuz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Beklemeniz gerekebilir. Ardından submit diyorsunuz ve tekrar bu işlem için sizden 0.02 BNB'lik ücreti talep ediyor. Bunu da onaylar Bakarsanız, transfer işlemini aslına bakarsanız gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve Binance Smart Chain'deki Velas tokenlarınız hedef gösterdiğiniz Velas cüzdanına aktarılmış oluyor. Şu anda pending aşamasında gönderiliyor. Bunu bu saatten sonra kapatabilirsiniz. İşlem bunu da devam edecektir. Bakın işlemi gerçekleştirdik. Şu anda buradaki Velas pet token adetim düştü. Dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Bakın mevcutta çalışan cüzdanımı Binance Smart Chain'dan Velasağına geçireceğim ve gördüğünüz gibi burada Velas tokenlarım belirleyecek. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi Velas pet tokenlarım henüz geçmedi. Zaten burada da jetonu ekli değil. Birazdan eklemeyi de göstereceğim. Ama şunu söylememde fayda var. Nasıl Binance Smart Chain'in işlem yapmak için BNB tutmanız gerekiyor. Bu ağda da Velas token tutmanız gerekiyor. Velas pet tokenlarınız buraya aktarıldığında sizin cüzdanınıza bir adet de Velas token hediye edilecek. Dolayısıyla o da size 7-8 işlemlik işlem masraflarınızı karşılıyor olacak. O anlamda da bir endişeniz olmasın. Bakın tekrar Market CoinMarketCap'e gidiyorum. Biraz önce ve buradan ben Binance Smart Chain'in kontrat adresini almıştım. Biraz aşağı iniyorum. Velasa üzerindeki Velaspet'in kontrat adresini alıyorum ve tekrar cüzdanımı açıyorum. Aşağı inip import token dedikten sonra kopyaladığım kontrat adresini yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi Velas Velaspet jetonunu cüzdanıma eklemiş oluyorum. Bu aşamadan sonra token'ların cüzdanıma geçmesini bekleyeceğim. Bu biraz zaman alabilir. Ve gördüğünüz gibi bir adet Velas token tanımlandı ve 10 adet Velas token da cüzdanıma geldi. Dediğim gibi işlem masrafları için Velas token'a ihtiyacınız vardı. Bu anlamda da bir adet Velas Token'a size hediye yapılabildiğini hatırlatmakta fayda var. Şimdi tekrar Velaspet'in sitesine giriş yapalım ve stake işlemi nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şimdi dostlar tekrar Velaspet'in sitesine giriş yaptım. Open App diyorum. Bu defa ihtiyacım olan kısım staking kısmı. Cüzdanımı bağlamam gerekiyor ve artık cüzdanım Velasa üzerinde çalışmakta. Dolayısıyla Metamask'ımı tıkladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi 10 adet Velas token'ım burada gözüküyor. Stake işlemi oldukça basit arkadaşlar ve stake ettiğiniz sürece Velas token kazandığınızda söylemekte fayda var. Yıllık %68.19'luk bir gelir söz konusu. Dolayısıyla stake ettiğiniz sürece pasif olarak Velas token kazanmayla devam edeceksiniz. Biraz aşağı ineyim stake işlem için yapmam gerekenleri söylüyor. Velas alanında çalışan bir metamaskının olması gerekiyor. İşlem masrafları için Velas token bulundurmam gerekiyor. Cüzdanımda stake etmek için Velas pet bulundurmam gerekiyor ve herhangi bir yatırma ya da çekme işlemi olmaması gerektiği burada belirtilmiş. Bu şartları tamamlıyorsanız stake edebilirsiniz diyor. Biz de bu şartları tamamlıyoruz. O zaman onay butonuna bastıktan sonra ileri diyoruz. Bakın ne kadar stake edeceğimi soruyor. Maksimum diyorum. Next diyorum. Bir daha ileri dediğimde Gördüğünüz gibi MetaMask'ım aktif oluyor. İşlem masrafı için çok küçük bir Velas token talep ediyor. Onayla diyorum zaten hediye edilmişti. Onayladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Ve bu işlem biraz zaman alabilir. Ve ardından tekrar Next Plus'una bastıktan sonra Stake işlemi için tekrar bir onay vermem gerekiyor. Yine gördüğünüz gibi çok küçük bir Velas token talep ediyor. Onayla dedikten sonra Velas token'ımı stake ettim. Şimdi o saat gördüğünüz gibi örnek olması adına ben 10 adet Velas token'ı stake ettim. Ama sizin minimum 20 bin adet stake etmeniz gerekmekte ve 20 bin adet stake ederseniz de katılmak istediğiniz IDO'nun X is formunu doldurmak zorunda olduğunuzu tekrar hatırlatayım. Stake işlemini gerçekleştirdikten sonra IDO'lara katılmaya hazırsınız. Bunun için yapmanız gereken projeler butonuna basmak Projeler kısmına geldiğinizde açık olan projeleri burada, yakında gelecek olan projeleri burada ve kapanan projeleri de burada görmektesiniz. Buradaki herhangi bir projeye katılmak için bir USD'nizin olması gerekmekte. Ve nasıl bir USD'ye nasıl sahip olacağınızı da hızlıca size göstereyim. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Eğer stake işlemini önceden gerçekleştirdiyseniz, şu an ben kendi cüzdanıma bağlandım. Bakın staking kısmına geldiğimde bu bir günlük gelir ve bir günlük gelir karşında 75 velas tokunu aldığımı görüyorum. Withdraw dedikten sonra işlemi onaylıyorum ve bu 75 adet velas token'ı cüzdanımda çekiyorum. 8 adet de bende vardı. Dolayısıyla 81 adet, 83 adetlik bir Velas Token'a sahip olacağım cüzdanımda. Bu işlemle biraz uzun sürebilir. Bakın mevcut olan Velas Token'larımı cüzdanıma çektim. Kendisini burada görüyorum 83 adet. Benim şu anda bir USD'ye ihtiyacım var. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Cüzdanıma tekrar bir USD göndermeyeceğim. Vanku Swap'a geçiş yapacağım. Bakın Vanku Swap'a geçiş yaptıktan sonra Dex'i tıklıyorum yani Swap işlemini tıklıyorum ve sahip olduğum Velas tokenlar karşılığında bir USD satın almak istediğimi seçiyorum. Burada ne kadarlık Velas token'ım vardı? 83 adet. O da 44 dolara denk geliyormuş. Zaten en düşük seviyede yaklaşık 30 ile 50 dolar arasında bir alım hakkı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bir günlük gelirle 44 dolar kazanıyorsanız kolaylıkla birkaç günlük gelinizde burada bir USD sahibi olabilirsiniz ve butona basarsanız Velas token'ınız gidecektir. Ardından da bir USD cüzdanınıza tanımlanacaktır. Yani bir USD ayrıca cüzdanınıza göndermenize gerek yok. Velas token'larınızla bir USD alabilirsiniz. Şimdi tekrar Velaspet'e geri dönelim. Şimdi bu platform üzerindeki herhangi bir projeye katılabilirsiniz ama ben BitOrbit'teki satın alma sürecimi videoya çekmiştim. Şimdi o video üzerinden anlatmaya devam edeyim dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi projeler kısmına geldim ve aşağıya indiğimde aktif olarak BitOrbit'in açık olduğunu görüyorum. Satın alma işlemini gerçekleştireceğim vakit geldi. Üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi bana ayrılan pay burada. 55 dolarlık bir alım hakkı vermiş. Dolayısıyla ben öncelikle bir e işlemi gerçekleştireceğim. Approve butonuna bastıktan sonra 55 dolar alım işlemim için Approve onayını veriyorum. Bu harcama onayı demek oluyor. Onayla dedikten sonra Join Pool butonu aktif olacak dostlar. Ve gördüğünüz gibi Approve kısmı tamamlandı. Join Pool butonuna basıyorum. Ve tekrar ne kadarlık alım yapmak istediğini soruyor. Yine 55 dolarlık alım hakkımı seçtikten sonra onayla butonuna basıyorum. Ve alım işlemim gerçekleşiyor. Dolayısıyla ben BitOrbit'in ön satışından minimum seviyeli stake ile... 55 dolarlık alım hakkı elde ettim. Bu işlem bittikten sonra ikinci bir round olacak. FCFS dediğimiz ilk gelen ilk alım rande olacak. Akabinde oradan da bir alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama oldukça hızlı olmanız gerekmekte. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi o saatinde anlayabileceğiniz gibi 55 dolarlık bir alım yapmıştım. FCFS randından da 15 dolarlık alım hakkını yakaladım ve toplamda 70.45 dolarlık bir alım hakkına ulaştım. Bu aşamadan sonra sahip olduğum tokenları claim edeceğim. Yani satın alma işlemi bitti, artık PancakeSwap platformları listelenecek. Ben de sahip olduğum tokenları cüzdanıma çekeceğim. Bu işlemin nasıl yapıldığını da bu videoda sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi dostlar BitOrbit projesi üstüne tıkladıktan sonra Your Allocation kısmında ben tokenların açılmasını bekliyorum. Bu sırada sayfaya yeniliyorum ve gördüğünüz gibi proje içerisinde Your Allocation kısmına geldiğinizde claim butonu aktif oldu. Onayla butonu bastıktan sonra sahip olduğum tokenların %10'luk kısmı benim cüzdanıma aktarılmış oluyor. Bu aşamadan sonra ben dilersem BankUSwap'ta bunu satış işlemini gerçekleştirebilirim. Dilersem de yaklaşık 5-6 saat sonra bunu tekrar bridge yöntemiyle ne yapabilirim? Binance smart chain'ına aktarabilirim. Şu anda bu videoda gördüğünüz gibi listelenir listelenmez. Sahip olduğunuz tokenları PancakeSwap platformuna taşıyamıyorsunuz ama dediğim gibi Swap üzerinden satış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz de birkaç saat bekledikten sonra bridge yöntemiyle bunu Velasal'ından Binance Smart Chain'ına çekebilirsiniz. Evet dostlar bu videoda Velas ağının metamaskı kurulumunu öğrendik. PancakeSwap platformundan nasıl Velas Pet alacağımızı öğrendik. Velas Pet'lerimizi Velas ağına nasıl çekeceğimizi öğrendik. IDO'lara katılmak için stake işlemi öğrendik. Bir USD almayı öğrendik Velas Pet üzerinde. Ve IDO'lardan nasıl allocation alacağınızı bu videoda sizlere öğrettiğimi düşünüyorum. Ama yine de eksikler olabilir. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Bu video size için faydalı olduysa bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olarak bana ve ECA ekibine destek olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorular istisnasız yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.